Bonus Bay sponsorluğunda geldiğimiz Gamescom fuarından herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi arkamızda gördüğünüz stand neydi abi? Cybernet Visualizer diye. İsmini bir türlü doğru düzgün söyleyemiyorum. Aydoğan sağ olsun benim için düzeltiyor her seferinde. Bir sanal gerçeklik aksiyonu ama gözlük değil. Hani gözlük dışında bir şeyler daha var. Ne var? Klasik bildiğimiz Oculus Rift kullanıyorlar ama aynı zamanda 3 ayaklı bir kendi standları var. Bunu belinize bağlayarak komple yürüme, zıplama, çömme bu tarz hareketleri de yapmanızı sağlıyor Cybernet Virtualizer. Yani bildiğimiz sanal gerçeklik gözlüğünü almışlar, bir tık daha yukarıya taşımışlar. Zaten şu an üstte dönen videolarda da olayın mantığını biraz daha iyi anlayabiliyorsunuz. Yani lafla ne kadar anlatırsak anlatalım çok fazla etkili olmayacaktır. Bununla GTA 5 denemesi de yapmışlar ancak fuar için kendine özel bir oyun geliştirip onunla oynatıyorlar. İkimiz de deneyimleme fırsatı bulduk. Dediğim gibi biraz farklı bir deneyim. Hani ben daha önce sanal gerçeklik gözlüğü kullanmıştım. Sanal gerçeklik gözlüğüne bir de yürümeyi ekledik. Bayağı acayip oldu. Zaten normal sanal gerçeklik gözlüğü takınca böyle nereye gideceğini şaşırıyordum. Bunda en azından biraz daha düzgün bir şeyler olabiliyor. Cyber Virtualizer'la ilgili diyeceklerimiz bu kadar. Senin var mı abi son eklemek istediğin bir şeyler? Ya ekstra olarak açıkçası beklentimin biraz altında kaldı diyebilirim. Ama şöyle bir şey var. Daha gelişme aşamasında ve Cyber Virtualizer hakkında aslında yapım aşaması ile ilgili çok önemli bir şey söyleyebiliriz. Çünkü yapım Avusturya'da yapılıyor olsa da başında bir Türk var. Tuncay Çakmak var. Onunla da küçük bir konuşma fırsatımız oldu. Belki direkt bir röportaj fırsatımız da olabilir. Röportaj yapmayı istedi kendisi de ancak çok yoğun olduğunu söyledi. Ki haklıydı da acayip bir koşturma var. Zaten onlar bu kısımda takılmıyorlar. Farklı bir yerde duruyorlar benim bildiğim kadarıyla. O yüzden ama yakalayabilirsek de kendisiyle küçük bir röportaj gerçekleştireceğiz. Gamescom'dan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Var mı abi? Ben senin az önce lafını kestim. Yok önemli. Zaten dediğim gibi hani başında Türk olması çok çok önemli bir şey bizim için. Ama sonuç olarak da çok da güzel bir dönüt var. Şu an bile sadece basın günü olmasına rağmen gördüğümüz oradaki ilgi de fazlaydı. Yarından itibaren de çok fazla bir şey olacağını düşünüyorum halka açıldığından itibaren. Yani anlatacaklarımı şu an için bu kadar. Takip etmeye devam edin diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.